Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mevsimlik hırka için, şal için, hatta bebek battaniyeler için bile kullanabileceğiniz farklı bir kolay bir model göstereceğim. Motif görünümlü ama bütün giden bir model. İsterseniz daha ince ip kullanarak onu masa örtüsü, runner gibi yerlerde de kullanabilirsiniz. Ben biraz merserize tarzı bir ip kullanacağım. Tığım da 2 numara tığ. İpimin özellikleri de buralarda var arkadaşlar. %100 anti peeling, mikrofiber diyor. 1 ila 3 numara tığ. Ben 2 numara tığ kullanacağım. Onun dışında 1 numarayla tüleyin diyor. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Şimdi ipimi alıyorum. Bir kere buruyorum, bir daha buruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yapıyorum. 3, 5. İlk baştaki kısma batıp ipi de takıyorum araya. Kapatmamı yapıyorum. Küçük bir halka oluşturdum bu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3, 5 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Gözün içine batıyorum. 1, 2 sefer de çekiyorum. Şimdi yine aynı şekilde 1, 2 zincir üzerine alıyorum. 1, 2 de çekiyorum. 1, 2. Bu şekilde şimdi 7 tane gözümü yapacağım. Altı. Şimdi yedinci gözü de yaptıktan sonra 1, 2 zincir yapıyorum. Burada üçüncü zincir oluyor tam ortada. Oraya batıp kapatma yapıyorum. Sonra gözün içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 1, 2, 3 de çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3 zincir yapıp yandaki göze geçiyorum. Şimdi 4 tane trabzan yapacağım buraya. Daha sonra 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yandaki göze geliyorum. 1, trabzanımı yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Ve 4 trabzan yapıyorum. Yani isterseniz tek tek motif olarak da çalışabilirsiniz bunu. Ama bütün olarak gitmek daha değişik olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi motifimin iki tane yaprağımı yaptıktan sonra diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 şu kısmı için yapıyorum bunu. 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24. Şimdi 24 tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 taneyi bırakıyorum. 6.'ya batıp kapatmamı yapıyorum buraya. Sonra 1 2 zincir çekiyorum. Arada 1 2 tane zincir bırakıyorum. Yine üzerine atıyorum. İkinci zincire batıp ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra 1 2 zincir yapıp işimi döndürüyorum ve içine ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi şu baştakinde bu gözün aynısı gibi yapmaya çalıştım. Şimdi yine 1 2 zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. 1 ikili trabzan. Bir, iki zincir. Bir, iki zincir. Şimdi 7 tane yine göz olacak şekilde çalıştım arkadaşlar. 3, 6, 7. Sonra bir zincir çekiyorum. Daha önceki şu ikili ikinci zincirin olduğu yere batmıştım ya. Şimdi burayı kenara batarsanız çektirebiliyor. Onun için ben biraz şuradan batıyorum. Şu gözün içine de hafif batarak bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Biraz ortaya doğru battım. Bir tane sık iğnemi yaptım şu alt taraftan batarak. 1, 2, 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Sonra dönüyorum geriye. Çeviriyorum işimi. Üzerine alıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum. Tekrar 1 3 seferde çekiyorum. Şimdi 4 tane trabzan görünümü yaptım buraya. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Yandaki göze geçip 4 tane trabzanımı yapıyorum. Film niye takılıyor bilmiyorum. Bir yere takılmaması lazım. Rahat gelmesi lazım ama biraz sıkışıyor herhalde. Evet, şimdi 4 tane trabzanımı yaptım bakın buraya. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir görüntü oluştu. Görebiliyor musunuz? Şimdi bunun gibi yapmaya devam edeceğim. 2 taneden sonra aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya batıyorum. Kapatmamı yapıyorum. 1 2 zincir, 2 tane bırak. 3.'ye batıyorum. Ama üzerine alıp da batıyorum. Yani göz oluşturuyorum buraya. 1 2 zincir, dönüyorum. Şimdi yine 8 7 tane yapıyorum. 8.'i bağlayacağım tekrar. Şimdi yine bir zincir yapıp bağlantı yerine batıyorum. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Bir
Evet, sık iğnemi yapıyorum, dönüyorum. İki tane daha trabzan. Bir, iki, üç zincir. Tekrar dört tane trabzan. İki, üç. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde ne kadar yapmak istiyorsanız siz uzunluğunu ayarlayın, ona göre bu şekilde bu sırayı çalışıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Şimdi sıranın sonuna geldiğimi düşünelim. Dönüyorum artık. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11. Üzerine alıyorum. Şimdi 4 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir, 4 trabzan. Şimdi şunun gibi yapacağım. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir, iki, üç zincir. Şimdi şuraya da bir tane köşe yapacağım. Devam edeceğim şu 11'li zincir. Sonra üçlü zincir kısmını yapacağım. Göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın üç kısmını yaptık. Son kısmına geldim. Bir, iki, üç, dört. 5 tane zincirimi yapıyorum. Burada 11 zincir vardı. 3, 4, 5. 6.'ya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıyorum. Yandaki göze geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir yapıyorum ve ortadan ekleme yapıyorum. Sık iğne, bir zincir, tekrar 1 3 ve 4 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir yapıyorum. Bu sefer bunun ortasından 6. zincire bağlama yapıyorum. 1 4 5 zincir yapıyorum. Dönüp devam ediyorum. Şimdi buraya kadar aynı şekilde geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci motifimi de aynı şekilde yaptım. Üçüncü motifimde şu köşeyi ekleyip göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar, bakın şimdi üçüncü motifte buraya kadar geldim ama bitirmiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2. Şimdi bu alt kısmını daha öncekinin aynısı gibi yapacağım. Şurada yaptığım gibi. Evet arkadaşlar, şimdi ortayı yaptım. Şu kısmı da daha önceki yaptığım gibi, burada yaptığım gibi ilk gözü yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Buradaki gözüme bağlantı yapıyorum. Sonra bir zincir daha çekip geliyorum. Üç, dört tane trabzanımı yapıyorum yine. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Zincirin ucuna değil, şu sık iğne olan yere batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, on, on bir, on iki, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya batıyorum yine. 1, 2 zincir yapıp 6. Yine aynı şekilde çalışıyorum orta kısmını arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki gibi uca yine bağlayarak buradan aynı şekilde yaparak başa kadar geleceğim. Sadece ikişer tanelerini yapıp buralardan bağlantı yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısma kadar yine geldim. Şuraya kadar aynı alttaki sıradaki gibi yapıp buraya kadar geleceğim. Ekleme yerini de göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar geldim aynı şekilde ekleyerek. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıyorum. Bu sefer bakın alttaki biraz önce battığım yere batıyorum. Ve tekrar sık iğne yapıyorum. Şu kısmı daha derli toplu görünsün diye. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıp motiflerimi bitirerek çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci motifimizi de bitirdik. Şimdi bu iki tanesini yapmıyoruz burada. Şu iki tanesini yapmıyoruz. Tekrar dönüp yuvarlağımızı yapıyoruz. Eklemelerimizi yapıyoruz. Üçüncü sırayı da bu şekilde dolaşıp geliyoruz. Aynı bu şekilde çalışarak, yani bunun gibi. Şuradan başlıyoruz hemen. 24 zincir çekip yapacağız aynı motifi. Bu sıranın aynısını çalışacağız. Şu iki tanesi boş kalacak. Hepsinde ikişer tane ikişer tane boş kalacak. Sonra da oraları aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 tane trabzanımızı yapacağız. 3 zincir. Diğer trabzan. 4 trabzan. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bağlantı yerine batıyoruz. 6. zincire 1, 3, 4, 5 zincir. Şimdi burada son kısma geldim artık. Kapatmamı yapıyorum. Bitiriyorum.
Bu şekilde modelimizi bütün olarak çalışabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ister şal, ister hırka, yelek, battaniye, birçok yerde kullanabileceğiniz bir model olmuş oldu. Bunu şimdi oradaki talimata göre ılık bir ütüleme yapabilirim. Bu şekilde modelimiz hazır. İsterseniz bunu bu şekilde daha ince iple yaparak masa örtüsü, runner gibi yerlerde de kullanabilirsiniz. O zaman ben 15 numara tığ kullanmıştım mesela böyle bir şey için. İsterseniz dediğim gibi böyle daha kalın yapıp yastık, battaniye birçok yerde kullanabileceğiniz bir model oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın lütfen.